Ne olur gençler, evden işe giderken, evden okula giderken, evden İslami çalışmaların içerisine giderken, nereye gidiyorsanız gidin. Eğer bir anneye sahipseniz, bir babaya sahipseniz, bu iki güzide insan sizin evinizdeyse, yakınınızdaysa, kapılarından geçerken, ey anneciğim ve babacığım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu deyin. O da size şöyle karşılık versin. Ebu Hureyre'nin annesi de diyor ki, ey diyor sevgili yavrum diyor. Şimdi burada babalara sesleniyorum. Hiç evladına ah yavrucuğum, canım benim. Yok şımarırlar, bizim örfümüze göre terstir. Ya nasıl bir örfse ben bilmiyorum, yanlış anlaşılmasın bu da. Sonra dersten sonra bana anlatırsınız. Nasıl bir örfse, yahu bir adam, yani ben bir baba olarak, benim babamın yanında evladımı öpemiyorum. Hasan abi doğru mu? İstiyorsan öp. Yumuşak bir adam oluyorsun. Kılıbık bir adam oluyorsun. Örflerin zıttına hareket etmiş bir adam oluyorsun. Ya kardeşim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Ama maksat sohbet yapmak ya. Bakın dinleyin aziz dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste istişare yapıyor. Önemli bir istişare var. Daha doğrusu iman etmek isteyen Hristiyan bir heyet peygamberle istişare yapmak istiyorlar. Resulullah ne yapıyor? Kapının önüne nöbetçiler koyuyor. Kimse diyor buraya girmez. Kimse gelmez. İki kişi geliyor. Hasan ve Hüseyin. Allah ikisinden de razı olsun. Kapıyı zorluyor çocuklar. Çocuk anlar mı laftan? Ne nöbetçi dinler, ne asker, ne polis. Kapıyı zorluyorlar. Tabii kapıda kargaşa var. Görevi alan Müslüman da görevini en iyi şekilde ifa etmek istiyor. Çocukları almıyor. Allah Resulü fark ediyor. Seslerden etkileniyor, fark ediyor. Kalkıyor diyor. Ne oldu diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, torunların diyor Hasan ve diyor Hüseyin geldi diyor. Alın diyor içeri. Gelsinler diyor içeri. Nereye gelecek? Hristiyan bir heyet gelmiş. Artık kimlerdir Allah daha iyi bilir. Bir heyet gelmiş peygambere. Allah Resulü aleyhisselam tebliğ edecek. Onlar soracak. Peygamber cevap verecek. Allah Resulü diyor ki alın diyor. Orada bulunanlardan bir tanesi diyor ki mecliste çocuk diyor bir boş boynuna çıkıyor diyor Resulullah'ın bir kucağına geliyor. Ben böyle bir hadiseyi peygamberden görmedim. Sen hangi örften gördün ben bunu bilmiyorum. Hatırlayın ne olur Allah rızası için. Ömer bin Hattab radıyallahu an yanında bir memur kardeşiyle beraber oturuyor. Hazreti Ömer o zaman İslam halifesi. Kardeşiyle beraber oturuyor. Hazreti Ömer'in kucağına çocuk oturuyor. Hazreti Ömer şapır şupur öpmeye başlıyor. Memur diyor ki ey halife diyor, müminlerin emiri, sen diyor çocukları diyor böyle öper misin? Tabii diyor öperim diyor. Vallahi diyor benim diyor bu kadar çocuğum var diyor, ben daha diyor hiçbirini diyor böyle öpmedim. Öyle mi diyor? Vay diyor, vay diyor. Hemen diyor azlini getir diyor. Hemen istifa et bir dilekçeni yaz. Hemen ivedilikle seni görevden alıyorum. Kendi çocuklarına merhamet etmeyen, öpmeyen, koklamayan, oynamayan, onları sevmeyen, onlarla oyalanmayan ümmetin çocuklarına bakmaz. Bakmaz. Sokakta bakar. Fotoğraf çekmek için bakar. Aman ha kallavi bir fotoğraf çek, Facebook'a koyacağız. Oy potansiyeli elde edelim diyenler bunu yapar. Ama arkasını döndü mü elbisesini de şöyle siler. Geç bunları. Kendi çocuğuna merhamet etmeyen adam ümmetin çocuklarına merhamet etmez der. Adamı görevden alır koskoca halife. Şimdi bakın o yüzden anne ve babalar, sizler, bizler, Nafi abi hepimiz. Evlatlarımız bize nezaketle davranmasa da biz ey yavrucuğum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti senin üzerine olsun diyeceğiz. İster erkek ister kız. Hatırlayın ne olur? Sahabenin erkek evladı geliyor. Aha bu dizine oturtuyor. Gel diyor. Senin yerin diyor paşa koltuğudur. Buraya oturacaksın. Kız çocuğu geliyor. Nereye oturtuyor? Önüne oturtuyor. Dizine oturtmuyor. Nebi Aleyhisselam fark ediyor. Sen Allah Resulü'nün yanında böyle bir şey yapabilir misin ya? Diyor sen diyor niye böyle yaptın diyor. Keşke diyor onu da diyor diğer dizine otursaydın diyor. Subhanallah. Ya dokunmayak abicim dokunmayalım. Şımarır kız çocuğudur sonra sokak. Yok abicim şımartma. Şımartacaksın der. Çocuğunu şımartacaksın. Şımarsın sevgiyi senden görsün. Merhameti senden görsün. Bakın her zaman hatırlatıyorum. Şu sokakların içerisine ha o tagara inin Allah rızası için. Televizyonlara çıktı şimdi meşhur oldular.
otogarın altına girin. 14-20 yaşları arasında bonzai içen, esrar içen, tecavüz eden, gasp eden, hırsızlık yapan çocuklar vallahi bu mescidin, bu meclisin senin veya benim ya akrabamızdır, ya çocuğumuzdur, ya komşumuzdur, bizim içimizdendir. Yalan mı kardeşim, Allah rızası için söyle. Ama baba dedi ki aman okşamayalım, şımarmasın. Çünkü sabahında harçlık ister. Aman kız çocuğudur, şimdi başımızı alırız. Bir daha da inmez dedik. Çocuklarımız şimdi sokaklardaki hallerini görüyoruz Müslümanlar. Uyduruktan adamlar Facebook sayfalarında, Twitter sayfalarında, WhatsApp'larda ona öyle güzel sözler, öyle gülücükler atmaktadır ki maalesef kızımız da erkeğimiz de onların bu hallerine tav olmuşlardır, av olmuşlardır. Allah Azze ve Celle en kısa zamanda kurtarsın.